Merhaba sevgili öğrenciler. Ben Özel Adana Gündoğdu İlkokulu 4. sınıf öğretmeni Öznur Şimşek. Bugün sizlerle Türkçe dersinde bilim ve teknoloji teması icat nasıl yapılır metnini işleyeceğiz. Metnimiz icat nasıl yapılır? İlk önce metnimizin görsellerini inceleyerek başlayalım. Evet, bir mikroskop görüyoruz. Kitap okuyan bir arkadaşınız var. Deney malzemeleri görüyoruz. Ve aşağıda da bir astronot. Metnimizin yazarı Gökçe Özder. Gökçe Özder'in bir yazısından kısaltılmış bizim metnimiz. Tekrar metne dönelim. Hazırlık çalışmalarıyla başlayalım. İcat nedir? İcat, bilinen bilgilerden yararlanarak daha önce bilinmeyen yeni bir bulguya ulaşma veya yöntem geliştirme. Diğer bir adıyla buluş, icat, buluş demek. Peki icat etmeyi düşündüğünüz neler var sorusuna eminim şahane icatlar, buluşlar telaffuz edeceksiniz, söyleyeceksiniz. Küçük mucitler metnimizi hatırladınız mı? Ne güzel icatlar yapmak istiyorlardı değil mi? Ben de biliyor musunuz şu günlerde acilen COVID-19 aşısını ya da ilacını bulmak isterdim. Keşke böyle bir buluş yapabilseydim. Bu günlerde çok acil ihtiyacımız var. Evet, hazırlık çalışmalarımızı da cevapladıktan sonra metnimizi okuyarak devam edelim. İcat nasıl yapılır? Bu sabah mutfağa gittim. Babam tavada yumurta pişirirken bir yandan da tost makinesinde ekmek kızartıyordu. Annemi ise yatak odasında ütü yaparken buldum. Ocak, tava, tost makinesi, ütü, ütü masası, kaşık, çatal, kalem, kağıt. Çevremizde gördüğümüz her şey aslında bir ihtiyacı karşılamak için. Biri ya da birileri tarafından icat edilmiş nesneler. Örneğin biri limon, portakal gibi meyveleri elle sıkmanın zorluğunu düşünüp narenciye sıkacağını icat etmiş. Bir başkası ise uzaktakilerle haberleşmek için telefonu. Bir şey icat etmek çok da zor değil. Yeter ki istekli ve sabırlı ol. Şimdi sana bir icat yapabilmen için gerekli olan şeyleri adım adım anlatacağım. Sonrasında sen de tıpkı benim gibi bir mucit olabilirsin. İcat yapmak için gerekli olan en önemli şey bir sorununun olması. Evet evet, yanlış duymadın. Bir sorunun olmazsa yeni bir şey üretemezsin. Çevrene bir bak bakalım. Senin hayatını zorlaştıran, sana engel olan neler var? Bunlar için nasıl çözümler bulabilirsin? Biliyor musun? Bütün mucitler icatlarını bu şekilde yapmışlar. Örneğin başarılı bilim insanı Canan Dağ Deviren, dedesini kalp yetmezliğinden kaybettikten sonra onun gibi hastalar için neler yapabileceğini düşünmüş ve giyilebilir kalp pilini icat etmiş. Artık bir sorunun olduğuna göre en zor işi hallettin demektir. Şimdi sıra bu sorunu nasıl çözebileceğini düşünmekte. Bunu yaparken çevrende gördüğün birbiriyle alakasız nesnelerden yardım alabilirsin. Ben de bir şemsiyeyi ters döndürerek onu bir yaprak toplayıcısına çevirmiştim. Ya da bisikletimi yürüyen bir bandoya. İcadın hakkında düşünürken doğadan ilham almayı unutma. Bunun için keşif yürüyüşleri yapabilir ya da ansiklopedi ve kitaplardan hayvan ve bitkileri derinlemesine araştırabilirsin. Biliyor musun? Uçakların kanatları uçan hayvanların kanatlarından ilham alınarak yapılmış. Biz de bu sayede tıpkı kuşlar gibi uçabiliyoruz. Güneş panelleri de ay çiçeklerinden esinlenerek icat edilmiş. Bir mucidin defteri ve kalemi olmadan olmaz. Bunları kullanarak düşünmeye başla ve beyin fırtınası yap. Nasıl bir şey icat edebilirsin? Hayal et, yaz, çiz. Ama hemen öyle ilk bulduğun icadı yapmaya çabalama. Bu icadın ne gibi aksayan yönleri olabileceğini düşün. Daha ucuz ve pratik nasıl yapılacağını bulmaya çalış.
aksayan kısımları ne şekilde düzeltebileceğini keşfet. Şimdi sıra icadını yapmakta. Ama öyle hemen ilk denemede olacak sanma. Elbette zorlanacak, pek çok hata yapacaksın. Yeter ki nerede hata yaptığını bul. Bir sonraki denemede ise o hatayı yapmamaya gayret et. Ampulün mucidi olan Edison onu icat etmek için 1000 farklı deneme yapmış. Her deneyde bir önceki hatasını düzelterek sabırla çalışmış ve sonunda amacına ulaşmış. Nihayet icadın hazır. Bir sağına soluna bak bakayım. Eksiği gediği var mı diye. Baktın mı? Yok mu? Yoksa tam da istediğin gibi bir soruna çare oldu mu? İşte bu harika. Bunu sen düşündün, sen tasarladın, sen yaptın. Demek ki sen de benim gibi bir usta oldun. Şimdi icadınla gurur duyabilirsin. Ta ki yeni bir sorun edinene kadar. Evet, metnimizi okuduk ve metnimizi okurken vurgulamalara, tonlamalara, noktalama işaretlerine uygun şekilde okumaya özen gösteriyoruz. Devam edelim etkinliklerimizle. Bir etkinliğimizde kelimelerin anlamlarını tahmin edip tahminlerinizin doğruluğunu sözlükten kontrol ediniz. Kelimelerle birer cümle kurunuz. Kelimeleri sözlük defterinize ekleyiniz demiş. Evet, biz bu çalışmaları yaparken ders esnasında sizlerin tahminlerini alıyoruz. Daha sonra Türkçe sözlükten kelimelerin anlamlarını, sözlük anlamlarını buluyoruz, öğreniyoruz ve arkasından bu yeni anlamını öğrendiğimiz yeni sözcüğü cümlede kullanıyoruz. Sınıfta yine sizlere tahmin yapma fırsatı vereceğiz. Ancak şimdi burada ben kelimelerin anlamlarını ve birer örnek cümlelerle yaparak bu etkinliği tamamlamak istiyorum. İlk sözcüğümüz nesne. Nesne ne demekmiş bir bakalım. Belli bir ağırlığı ve hacmi, rengi olan her türlü canlı, cansız varlık, şey, obje, nesne. Bakın diğer eş anlamlısını da öğrenmiş olduk, obje. Cümlemizi açalım. Gökyüzünde uçan nesnenin ne olduğunu anlamaya çalışıyordum. Evet. İkinci sözcüğümüz icat sözcüğü. Hatırlarsanız hazırlık çalışmalarından da cevaplamıştık bunu. Evet, icat bilinen bilgilerden yararlanarak daha önce bilinmeyen yeni bir bulguya ulaşma veya yöntem geliştirme işi. Diğer söylenişiyle de buluş. Cümlemizi açalım. İcat etmeyi düşündüğünüz neler var? Evet, sıradaki sözcüğümüz bilim. Bakalım bilim sözcüğü ne anlama geliyormuş? Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim. Evet, demek ki bilim sözcüğü eş anlamlısı ilimmiş. Bunu da söyleyerek devam edelim. Cümlemiz ise bilim insanları çok çalışırlar. Asla pes etmezler. Geldik sıradaki sözcüğümüze ve sıradaki sözcüğümüz ilham. İlhamın anlamını öğrenelim. Etkilenme, çağrışım veya içe doğmayla akla gelen yaratıcı duygu ve düşünce demekmiş ilham. Diğer eş anlamlısı ise esin. İlham, esin. Cümlemize bakalım. Doğadaki varlıklar mucitlere ilham kaynağı olmuştur. Evet, metnimizde geçen cümlelerden de yararlanarak alakalı cümleler kurmaya çalıştım. İkinci etkinliğimizde soruları metne göre cevaplamamız isteniyor. Bakalım, birinci sorumuz, icat yapmak için gerekli olan en önemli şey nedir? Evet, metne göre cevapladığımız için biz metinde anlatılan olaylardan yola çıkarak bu soruları cevaplıyoruz. İcat yapmak için gerekli olan
en önemli şey bir sorunun olmasıdır diyordu metnimizde. Bir sorunun varsa o sorunu çözmek için gayret ve çaba içine girersin. O sorunu çözmek için neler yaparım diye düşünürsün, hayal edersin ve icada ulaşırsın sonunda. Demek ki en önemli şey icat yapmak için bir sorunumuzun olmasıymış. Evet, ikinci soruyla devam edelim. İcat yaparken nelerden ilham alınabilir? Evet, icat yaparken nelerden ilham alınıyordu metnimize göre? Evet, icat yaparken doğadan ilham alınabilir. Doğadaki var olan nesneler, varlıklar bize ilham kaynağı olurlar. Geliyoruz üçüncü sorumuza. İcat yaparken hata yapıldığında ne yapılmalıdır? Evet, açalım sorumuzun cevabını. İcat yaparken hata yapıldığında nerede hata yapıldığı tespit edilip bir sonraki denemede o hata yapılmamalıdır. Evet, böylece deneme yanılma yoluyla icada ulaşabiliyoruz sonuçta. Evet, metnimizle ilgili sorularımızı da cevapladıktan sonra sıradaki etkinliğimizle devam edelim. Üçüncü etkinliğimizde metinle ilgili iki soru yazıp cevaplayın istiyor. Bir önceki etkinlikte kendilerinin hazırladıkları soruları cevaplamamız istenmişti. Burada da bizim soru oluşturup arkasından da bu soruyu cevaplamamız isteniyor. Bakalım nasıl bir soru oluşturabilirmişiz. Bir şey icat etmek için yeterli iki şey nedir? Evet, metnimizde diyordu ki bir şey icat etmek için yeterli iki şey istekli ve sabırlı olmaktır. En baş şart çocuklar, isteyeceğiz ve sabırlı olacağız. Diğer sorumuza açalım. Canan Dağ Deviren kalp pilini hangi olaydan sonra icat etmiş? Evet, hemen hatırladınız. Canan Dağ Deviren kalp pilini dedesini kalp yetmezliğinden kaybettikten sonra icat etmiş. Evet, böylece iki soru da biz oluşturduk ve cevapladık. Sıradaki etkinliğimiz metni ana hatlarıyla anlatınız diyor. Yani kısaca özetleyiniz demek istiyor. Ve ana hatlarıyla dediği için elden geldiğince konunun yani metnin baştan sona kadar olayların gelişmesi kısmından başlayarak en öz kısa bir şekilde nasıl anlatabiliriz? Bakalım. Evet. Akılda kalıcı olsun diye ben yazıp hazırladım. Daha sonra izlerken ekranda yazılı haliyle de rahatça okuyabilirsiniz. İcat yapmak ilk bakışta zor gelebilir. Fakat istek ve sabır bir icat yapmak için yeterlidir. İcat yapmak için ilk olarak bir sorunun olması gerekir. Sonra bu sorunun çözümü üzerinde düşünülmelidir. Bir şey icat etmek için doğadan ilham alınabilir. İcat yaparken hata yapılabilir. Fakat önemli değildir. Önemli olan nerede hata yapıldığının bulunup sonraki denemelerde o hatanın yapılmamasıdır. Bu şekilde binlerce deneme yapılabilir. Evet, kısaca bu şekilde özetleyebiliyoruz. Ana hatlarıyla anlatabiliyoruz. Evet, sıradaki etkinliğimize geliyoruz. Metnin konusunu ve ana fikrini belirleyiniz. Hemen bir hatırlatma yapalım. Metnin konusu o metinde anlatılan olaydı. Bu metinde ne anlatılıyordu dediğimizde metnin konusunu bulmuş oluyoruz. Bakalım metnimizin konusu neymiş?
bir şey icat etmenin aşamaları anlatılıyor metinde. Evet, bir şey icat etmenin aşamaları anlatılıyor. Peki ana fikrimiz ne? Hemen ana fikirle ilgili de bir açıklama yapalım. Metinin bize geçirmek istediği, bize anlatmak istediği fikir ve düşünce ana fikir. Bu metinden nasıl bir yargı çıkarabiliriz? Kendimize nasıl bir ders çıkarabiliriz? Bakalım. Bir şey icat etmek için istekli ve sabırlı olmalı. Amacımıza ulaşıncaya kadar pes etmeden çalışmalıyız diyebiliriz metnimizin ana fikri, ana düşüncesi olarak. Evet, altıncı etkinliğimizle devam edelim. Metindeki terim anlamlı kelimeleri olarak cümle içinde kullanınız diyor. Evet, etkinliğimizi cevaplamadan önce hemen bir terim anlamlı sözcüklerin neler olduğu, neyi anlatmaya çalıştığını açıklayalım. Bir bilim ya da sanat dalında kullanılan, bilim ve sanat dalına özgü onları içeren sözcükler, terim anlamlı sözcükler olarak adlandırılıyordu. Burada da metinde geçen kalp bili bir tıp terimi olmuş oldu. Cümlede de kullanınız dediği için kalp pili ile ilgili şöyle bir cümle kurdum ben. Canan Dağ Deviren giyilebilir kalp pilini icat etmiş. Peki metinde başka terim anlamlı sözcükler var mıydı? Bakıyorum. Evet, bando sözcüğünü buldum ben. Hani diyordu ya bisikletimi bandoya dönüştürmek diye cümlede. Bando bir müzik terimi çocuklar. Ve cümlemize bakalım. Cumhuriyet Bayramı'nda bando bize marşlar çaldı. Vurmalı ve nefesli çalgıların olduğu bir müzik aletlerinden oluşan bir takım çocuklar bando. Cumhuriyet Bayramı'nda bando bize marşlar çaldı da cümlemiz. Devam edelim. Bir terim anlamlı sözcük daha bulmuştum ben. Deney. Deney de bilimsel bir terim oluyor çocuklar. Cümlemize bakalım. Eğlenceli bilim dersinde deney yaptık. Sizler de eğlenceli bilim dersinizde birçok deney yapıyorsunuz. Evet, altıncı etkinliğimizi de bu şekilde tamamlamış olduk. Devam edelim. Yedinci etkinliğimizde örneği inceleyerek ki bağlacını kuralına uygun cümlelerde kullanınız. Evet, bu konuyu öğrendik. Biliyorsunuz ki bağlacı ve ki eki var. Ki bağlacı sözcükleri birbirine bağlıyor, sözcükten ayrı yazılıyor. Ki söz cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamı bozulmuyor. Yeter ki istekli ve sabırlı ol. Örnek cümle ve diyor ki sizler de siz de ki bağlacı kuralına uygun cümleler oluşturunuz. Bakın şu tür cümleler yapabiliriz. Çalış ki başarılı ol. Dişlerini fırçala ki çürümesin. Anladım ki daha dikkatli olmalıyım. Öyle yorgundu ki salondaki koltukta uyuyakaldı. Bakın bu cümlede ayrı yazılan ki, yani bağlaç olan ki ve salondaki derken de bitişik yazılan ki'yi görüyoruz. Ve sıradaki cümleye de bakalım. Dışarıdaki gürültüden öyle rahatsız oldum ki, yine burada da bakayım dışarıdaki derken ek olan ki, bitişik yazılıyor sözcüğe. Bu oldum ki derken de bağlaç olan sözcükten ayrı yazılan ki. Evet, bu şekilde ki bağlacına uygun cümlelerimizi de okuduk, gördük. Devam edelim. Yedinci etkinliğimizin B maddesinde. Burada da bakın örneği inceleyerek
D bağlacını kuralına uygun cümlelerde kullanınız diyor. Biz D bağlacını da görevini öğrenmiştik. D bağlacının yanında D eki de vardı. D eki sözcüğe birleşik yazıyor ve bulunma anlamı katıyordu. D bağlacı ise daima sözcükten ayrı yazılıyor. Bile dahi anlamı katıyor. Ve D sözcüğü cümleden çıkarılarak okunduğunda cümlenin anlamı bozulmuyordu. Hatta ek mi yoksa bağlaç mı olduğunu anlamak istediğimizde bu kuralı uyguluyorduk hatırlarsanız. Örnek cümleye bakalım. Biz de bu sayede tıpkı kuşlar gibi uçabiliyoruz. Bakalım sözcükten ayrı yazılıyor. D daha olabiliyor. Bunun dışında herhangi bir ses değişikliğine uğramıyor. D'yi yok sayıp okuduğumuzda cümlenin anlamı bozulmuyor. Biz bu sayede tıpkı kuşlar gibi uçabiliyoruz. Bakın D olmadığında da cümlenin anlamı bozulmadı. Ama D eklendiği zaman da cümleye bile dahi anlamı kattı. Zenginleşiyor cümlenin anlamı. Biz de bu sayede tıpkı kuşlar gibi uçabiliyoruz. Bakalım D bağlacı ile ilgili biz nasıl cümleler kurmuşuz? Erken yat da dinlen. Duygu da Ankara'ya gidecek. Kahvaltıda peynir de yedim. Bakın burada kahvaltıda peynir de yedim derken kahvaltıda kahvaltı sözcüğüne eklenen de ek olan de bulunma ifadesi katan peynir de yani peynir de yedim. D'yi çıkardığınızda bakın hiç anlamı bozulmuyor. Kahvaltıda peynir yedim. Ama kahvaltıdaki D'yi çıkardığınızda cümlenin anlamı bozuluyor. Kahvaltı peynir de yedim. İşte bitişik yazılan D ile ayrı yazılan D'yi ayırma metodunda bunu uyguluyorduk. Devam edelim. Annem de bizimle gelecekti ama son anda vazgeçti. Yine bağlaç olan B. Bu yoldan da oraya gidebiliriz. Evet. D bağlacı ile ilgili kurduğumuz cümlelerimiz de bunlar. Sıradaki etkinliğimiz 8. etkinlik. Çevrenizdeki hangi soruna çözüm bulmak için nasıl bir icat yapardınız? Anlatınız. Konuşmalarınızda yine öğrendiğiniz kelimeleri kullanmaya özen gösteriniz demiş. Şimdi çocuklar ben eminim ki hayal gücünüzü kullanarak şahane icatlar yapacağınızı düşünüyorum ben sizin. Bunu ders esnasında işlerken sizinle paylaşırız. Dediğim gibi hani metinde de anlatıyordu. Çevremizde icat yapabilmek için ilk önce çevremizde bir sorunumuzun olması lazım. Çevrede gördüğümüz bir sorun veya bizim bir sorunumuz olması lazım ki ona çözüm üretmek için icat yapmayı düşünelim. İşte sizler de çevrenizde gördüğünüz bir soruna çözüm bulmak için nasıl bir icat yapacağınızı düşünüp bize anlatacaksınız ve bunları yaparken bu metinde geçen kelimelerimiz vardı hatırlarsanız anlamlarını öğrendik. Nesne, icat, bilim, ilham gibi sözcükleri de kullanarak bize icadınızı anlatacaksınız derste. Devam edelim 9. etkinliğimizle. 9. etkinlikte çocuklar bakın bir aletin kullanım kılavuzunu inceleyiniz. Siz de bir alet tasarlayınız ve bu aletin kullanım aşamalarını anlatan bir broşür hazırlayınız. Buna göre boşlukları doldurunuz diyor. Şimdi bir aletin kullanım kılavuzunu inceleyelim. Şimdi sizlerle inceleyeceğiz. Yine dediğim gibi sizlerle derste çalışırken sizlerin de bir alet tasarlamanız ve ona bir kullanım kılavuzu hazırlamanızla ilgili çalışma aşağıda bakın taslaklar verilmiş. Buralara yazarak
çalışacağız. İşte bizden cihazın tanıtımı öncelikle yapılacak. Sonra cihazın bölümleri, önemli güvenlik uyarıları, bakım, onarım, kullanımda uyulması gereken kurallar demiş. Kullanım kılavuzlarını evinize aldığınız eşyalarda, özellikle dayanıklı tüketim maddelerinin olur kullanım kılavuzları. Ben bir tane örnek kullanım kılavuzu buldum. Şimdi ilk önce onu size bir göstermek istiyorum. Onu yansıtayım hemen. Bakın, bu bir su ısıtıcısının kullanma kılavuzu. Bu su ısıtıcının kullanma kılavuzunda bakın, özellikle ilk önce sembollerle cihazın kullanımı ile ilgili önemli bilgiler ve faydalı tavsiyeler bu simgeyle anlatılacakmış. Can ve mal güvenliği ile ilgili tehlikeli durumlar konusunda uyarılar bu simgeyle ifade edilecekmiş. İşte bu sembol suya daldırmayınız anlamına geliyormuş. Gıda ile temasa uygundur anlamına geliyormuş. Bunlar ürünle ilgili semboller. Bakın devamında içindekiler bölümünde önemli güvenlik ve çevre talimatları, ondan sonra su ısıtıcısını tanıtıyor. Genel bakış, teknik veriler, sonra nasıl kullanılacağı, temizlik ve bakımının nasıl yapılacağı ve sonra tüketici hizmetleri bölümüyle de ürününle karşılaşabileceğimiz sorunlarda tüketici olarak nerelere başvurabiliriz, neler yapabiliriz onu anlatıyor. Şöyle hemen hızlıca kaydırayım. Bakın, önemli güvenlik ve çevre talimatları bu bölümde yaralanma ya da maddi hasar tehlikelerini önleme yardımcı olacak güvenlik talimatları yer almaktadır. Bu talimatlara uyulmaması halinde her türlü garanti geçersiz hale gelir diye başlamış ve bakın, genel güvenlikte bu cihazı nasıl kullanacağınız, bağlantısını nasıl yapacağınız, kimler, bakın dokunacak ya kullanacak yaş grubunu bile belirterek güvenlik uyarılarıyla başlamış. Bu kullanım kılavuzunu çok dikkatli okuyup incelemeliyiz. Cihazı doğru kullanabilmek, zarar görmeden kullanabilmek adına. Bakın, güvenlik uyarılarıyla devam ediyor. Çok en ince ayrıntısına kadar uzun uzun madde madde yazmışlar, yazıyorlar çocuklar, bakın. Evet. Sonra ambalaj bilgisi demiş. Su ısıtıcının bakın bölümlerini tanıtmış. İşte kapağı, kulpu, ondan sonra açma kapama düğmesi, kablosu, su seviye göstergesi, işte ne kadar alıyor, sonra teknik özellikleri, güç kaynağı, işte ne kadar elektrik, enerji ondan sonra harcıyor gibi. Sonra kullanımına geçmiş. Bakın, ilk kullanımda neler yapmalıymışız, su kaynatmak için nelere dikkat etmeliymişiz, uyarılarda bulunuyor. İşte bakın, onun için kullanım kılavuzunu incelemek çok önemli çocuklar. Temizlik ve bakımı var. Çünkü kullandıkça tabii ki kirlenecek, bir takım yıpranmalar olacak. Nasıl temizleyeceğiz, bakım yapabiliriz? İlk etapta bizim basitçe yapabileceğimiz çalışmalar, öneriler var. Herhangi bir bozulma anında bizi aşan, tamirat gerektiren durumlarda tabii ki yetkili servislerle iletişim kuruyoruz ve onlar gereken yardımları bize yapıyorlar. Temizlik, bakım, işte saklama. Sonra bakın, tüketici hizmetleri, yani tüketi bize bozulma veya arıza anında neler yapılabilir şeklinde, bu şekilde kullanım kılavuzu sona eriyor çocuklar. Bunu da size bir örnek olarak göstermek istedim. Tekrar kitabımıza dönelim. Dediğim gibi bu etkinlik size daha önceden ödevlendirme, görevlendirme yaparız sınıfta. Bu kısmı doldurursunuz ve yaptığınız çalışmaları sınıfta bizimle paylaşırsınız. Sıradaki etkinlikle devam edelim ve geldik 10. etkinliğe. 10. etkinliğimizde cümleleri anlam özellikleriyle eşleştiriniz demiş. Bakıyoruz, neden sonuç cümleleri, örneklendirme cümleleri ve benzetme cümleleri demiş. Karşılarında bu neden sonuç, örneklendirme ve benzetmeye örnek teşkil edecek cümleler var. Biz bu verilen
cümlelerin neden sonuç mu, örneklendirme mi yoksa benzetme cümleleri mi olduğunu bulacağız. Ama buna geçmeden önce ben sırayla hani bu neden sonuç cümleleri deyince aklımıza ne gelmeliydi? Örneklendirme cümleleri deyince aklımıza ne gelmeli? Benzetme cümleleri deyince nedir, nasıl bir ilişki vardır? Bunları açıklayarak daha sonra da bunlara uygun örnekleri karşısında açarak, eşleştirerek devam etmek istiyorum. Neden sonuç cümleleri ne öğrenmiştik? Neden sonuç cümleleri deyince aklımıza şunlar geliyordu. Yapılan bir işin hangi nedenle de yapıldığını birlikte bildiren cümleler neden sonuç cümleleriydi. Neden sonuç cümleleri birbirine içinden, bu yüzden, bundan dolayı, bu sebeple, diye, bunun sonucunda gibi kelimelerle bağlanarak neden sonuç cümleleri oluşturuluyordu. Yani neden sonuç cümlelerinde biz bu sözcükleri görüyorduk. Mesela örnek bir cümle söyleyecek olursam, geç yattığı için sabah uyanamadı. Bakın, sabah sonuç olarak sabah uyanamamış. Neden uyanamamış? Çünkü geç yattığı için. Bakın neden ve sonuç bir arada bu tür cümlelere neden sonuç cümleleri diyoruz. Ve neden sonuç cümleleri birbirine içinden, bu yüzden, bundan dolayı, diye, bu sebeple, bunun sonucunda gibi sözcüklerle bağlanıyorlar. Şimdi bu açıklamadan sonra şu sağda verilen cümlelere bakarsak neden ve sonuç hangisi örnek olabilir? Evet, bakıyorum. Evet, bakın çocuklar, işte bu cümle. Çevremizde gördüğümüz her şey aslında bir ihtiyacı karşılamak için bir ya da birileri tarafından icat edilmiş nesneler. Bakın, az önce belirttiğimiz için sözcüğünü görüyoruz burada. Neydi? Neden sonuç cümleleri birbirine bağlayan bir kelimeydi için bu. Biri ya da birileri tarafından nesneler icat ediliyormuş. Sonuç olarak icat edilmiş nesneler var. Peki neden icat ediliyor? Neden icat edilme ihtiyacı hissediliyor? Niçin icat edilmiş bu nesneler? Bakın, bu sonuca neden olarak da bir ihtiyacı karşılamak için. Evet, o zaman neden sonuç cümlesi bir numara eşleştiriyoruz. Bu neden sonuç cümlesine örnek bir çalışma. Başka var mı diye bakıyorum. Yok. Geçelim ikinci örneğin cümlemize. Örneklendirme cümleleri. Bunu da size şimdi açıklamak istiyorum. Çocuklar, örneklendirme cümleleri deyince anlatılmak istenen bir düşünceyi açıklamak, anlaşılır hale getirmek için başvurulan bir anlatım tekniği oluyor örneklendirme. Örneklendirme cümlelerinde öncelikle bir yargı bildiriliyor. Sonra o yargıyı daha açık bir şekilde anlatabilmek adına örneğin, örnek olarak, mesela gibi sözcüklerle açıklamalar yapılıyor. Örneklendirmeler yapılıyor. İşte burada da örneğin, örnek olarak, mesela gibi sözcüklerle başladığını söylediğimize göre baktığımızda, işte bakın, örneğin başarılı bilim insanı Canan Dağdeviren dedesinin kalp yetmezliğinden kaybettikten sonra onun gibi hastalar için neler yapılabileceğini düşünmüş ve giyilebilir kalp pilini icat etmiş. Bakın burada bir hani neler icat edilmiş olabilir, işte bu yapılan icatlar yargısından sonra örnek olarak icatlara örnek olarak Canan Dağdeviren'in bulduğu kalp pili verilmiş. Örneğin diye başladığı için o zaman bu nedir? Bir örneklendirme cümlesidir. Ne yapıyoruz? İki numarayla eşleştirdik. Bakalım başka var mı? Evet, bakın burada da örneğin biri
limon, portakal gibi meyveleri elle sıkmanın zorluğunu düşünüp narenciye sıkacağını icat etmiş. Yani kimler neyi icat etmiş ondan sonra yargısından sonra işte bir örnek olarak diyor. Birisi de çıkmış limon ve portakal gibi meyveleri elle sıkmak zor. Peki bunu nasıl kolaylaştırabilirim diye düşünüp narenciye sıkacağını icat etmiş. O zaman bu cümlede bir örneklendirme cümlesidir. İki numarayı iki rakamını yazarak eşleştirmemizi tamamlamış olduk. Bakalım başka örnek olarak örneklendirmeye başka cümlemiz yok. Sıradakiyle devam edelim. Üç numaralı cümle anlam ifadesi benzetme. İlk önce bir benzetme ile ilgili de size açıklama yapmak istiyorum. Benzetme dediğimizde de çocuklar şu aklımıza şu gelmeli. Ortak yönleri olan iki kavramdan zayıf olanın güçlü olana benzetilmesi oluyor. Mesela örnek olarak şöyle bir şey söyleyeyim. Babam aslanlar kadar cesurdur derken burada baba aslanlara benzetilmiş. Baba daha zayıf olan, güçlü olan aslan. İşte babanın güçlü olduğunu belirtmek için babam aslanlar kadar cesurdur derken baba aslana benzetiliyor. Burada bir benzetme yapılmış oluyor ve benzetme cümlelerinde de çocuklar yine belirgin sözcükler var. Mesela benzetme cümlelerinde az önce size örnek verdiğim babam aslanlar kadar cesurdurken kadar sözcüğü kullanılıyor, gibi sözcüğü kullanılıyor, çünkü, güya, meğer ki gibi sözcükler benzetme cümlelerinde kullanılabiliyor. Şimdi bu açıklamadan sonra açmadığımız iki cümleye gelelim ve bakalım. Sonrasında sen de tıpkı benim gibi bir mucit olabilirsin. Bakın gibi, benim gibi bir mucit olabilirsin derken yani sen mucit olmayı düşünüyorsun, istiyorsun, ben bir mucitim. İşte benzetme yapıyor. Sen de benim gibi bir mucit olabilirsin ve gibi sözcüğü kullanılmış burada. O zaman önündeki kutumuzu açalım. Evet, benzetmeye örnektir. Üç numaralarıyla eşleştirdik. Diğer cümlemizde de benzetme cümlesi çocuklar. Nereden anlıyoruz? Burada da bakın. Biz de bu sayede tıpkı kuşlar gibi uçabiliyoruz diyor. Burada da yine bakın gibi sözcüğü kullanılmış. Yani ne yapıyor? Biz insanlar da kuşlar gibi uçabiliyoruz. Burada da bir benzetme var. O zaman açalım. Bunu da 3 numarayla eşleştirmiş olalım. Yani neden sonuç, örneklendirme ve benzetme cümlelerini ne yapmış olduk? Anlam özellikleriyle eşleştirmiş olduk. Bu etkinliğimizi de böylece tamamladık. Sıradaki çalışmamız neymiş bakalım. Son etkinliğe gelmişiz. 11. etkinlik sözleri kendi yazı stilinize göre yazınız. Bakın yine bilim ve teknolojiyle ilgili, ilimle, buluşla ilgili Mustafa Kemal Atatürk'ten, İmam Şafii'den ve Hazreti Muhammed'den güzel sözler var. Ben aşağıya farklı yazı stilleriyle yazdım. Sizler de bu çalışmayı yaparken kendinize farklı yazı stilleri uygulayabilirsiniz. Sözleri de okumak istiyorum. Biz uygarlıktan, ilimden ve fenden kuvvet alıyor ve ona göre yürüyoruz. Mustafa Kemal Atatürk. İlim öğrenilen değil, yaşanandır. Yaşanmayan ilim, geçmeyen para gibidir. İmam Şafii söylemiş. İlim Çin'de bile olsa gidiniz. Hazreti Muhammed söylemiş. Evet, bunlar özlü sözler. Çünkü söyleyeni belli olan sözler neydi? Özlü sözler, güzel sözler olarak adlandırıyorduk. Yazı stilinizle bu cümleleri siz de tekrar
güzelce, eminim çok güzel bir şekilde yazarsınız. Ve altta gelecek derse hazırlık olarak bir araştırma yapmanız istenmiş. Cezeri hakkında yazılı kaynaklardan araştırma yapınız. Görsellerle de destekleyerek bir sunum hazırlayınız. Yararlandığınız kaynakları derse getiriniz. Evet, bir sonraki metnimiz çocuklar Cezeri ile ilgili metnimizle ilgili bu araştırmayı da yaparsınız. Bir sonraki metnimizde metnimize de hazırlanmış olursunuz. İcat nasıl yapılır metinle ilgili çalışmalarımızı tamamladık. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı ve iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.